Günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 3 Ocak Perşembe. Sabah Haber'de sizlerle birlikteyiz yine BRT ekranlarında. Bugün yine yurttan ve dünyadan haberleri, gazete manşetleri ve detaylarını, trafiğin son durumunu paylaşacağız. 8 haberlerinin hemen ardından bugün Mausa'ya uzanacağız. Mausa'da İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 49 yıllığına kiralanan tarihi İngiliz hükümet binasını konuşacağız. Ülkü Akın'ın konuğu İTÜKKT Rektörü Profesör Doktor Ercan Kahya olacak. Karşımızda sevgili Ülkü Akın var. Bir tarihi bir bina var Mausa'da. İngiliz hükümet binası ve bu bina 49 yılına İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsüne kiralanmış durumda. Şimdi bu konuyu konuşacak sevgili Ülkü Akın. Hemen ona günaydın diyelim ve hem de konuğuna da günaydın diyelim. Günaydın Ülkü Akın, neler aktaracaksın bizlere bu sabah? Günaydın sevgili Damla. Tüm izleyicilerimize de günaydın. Evet, bugün yayınımızı bir zamanların İngiliz hükümet binası olan arkamda görmüş olduğunuz tarihi binanın önünden gerçekleştiriyoruz. 1930'da hükümet binası olarak inşa edilen, sonrasında komiserlik, mahkeme ve postane olarak hizmet veren Gazi Mausa Kaza Mahkemesi'nin hemen yanında yer alan tarihi İngiliz hükümet binasının bugünkü durumu ve geleceği ile ilgili toplumun açıkçası merak ettikleri var. Kentin en önemli noktalarından birinde olan bu tarihi yapı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Araştırma Yerleşkelerine 49 yıllığına kiralanmıştı. Şimdi yanımda İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Rektörü Profesör Doktor Sayın Ercan Kahya var. Toplumun bu konuyla ilgili aydınlanmak istedikleri bir takım soruları kendisine yönelteceğiz. Efendim günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. BRT'nin bize bu fırsatı vermesinden dolayı özellikle de çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Çünkü bu konu biraz gündemde olan, maalesef bazı kişi ve grupların da suistimal ettiği bir konu oldu. Dolayısıyla BRT'nin bu yayını çok önemli taşıyor. Efendim 49 yıllığına size kiralandı dedim. Ancak geçen bu sürede bir ilerleme kaydedilmedi. Nedir efendim bunun sebebi? Bunun sebebi aslında ilerlemenin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Görünmeyen ilerlemeler var. Yani bu ne demek? Böyle zor bir yapı, gerçekten çok bir zor yapı. Neden? Malzemesi çok zayıf, dökülmüş. Çünkü Kıbrıs taşı çok taşıma gücü zayıf olan bir malzeme. Artı bir de böyle bir yapının restorasyonun gerçekleştirilmesi, ki o 3R'dir biliyorsunuz. Röleve, restorasyon ve restorasyon 3 aşamalı bir projedir. Dolayısıyla bunun birinci ve ikinci aşaması, 2R aşamalarında da biz çok zaman harcadık. Bu proje İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yegen Kâgev, Oğuz Cem Çelik hocalarımızın, ki bunlar bu işin erbabıdır Türkiye'de, onların danışmanlığında ikinci resolüsyon aşaması İlkay Hanım vardı. Bizim burada Antalya Seko eski başkanı sağ olsun, onun destekleriyle çok büyük bir ekiple biz açıkçası yıllardır çalışıyoruz. Projemiz hemen hemen son noktasında. En zor kısımları bitti. Antalya Sekreter'in destekleriyle biz her aşamayı karşılıklı istişarelerle götürüyoruz. Şu andaki durumunu sorarsanız Ülke Hanım, biz şu aşamadayız. Hemen hemen projeye hani 100 puan verirsek 90'ına geldik sayılır. O noktadayız. Onun da maalesef bunun tamamlanması için de bir finansa ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz finans olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Ondan başka bizim neye ihtiyacımız var? Şu aşamada arkada da büyük ihtimalle bu soruyu da bana soracağınızı düşünüyorum. Bu yağışlarda özellikle zor hava şartlarında bu binanın yıpranması. Yani yıkılma kelimesi çok büyük bir kelime ama yıpranması, aşınması söz konusu. Bu insanda da oluyor biliyorsunuz. Her cisimde, varlıkta olduğu gibi. Bunun için biz acil kodlu epeydir, uzun zamandır bir koruma çatısını istiyoruz. Yani koruma çatısı yapılsa
hani gecikmeleri tolere edebilir. Bunun içinde biz her türlü girişimde bulunduk. Bulunduğumuz girişimleri sayayım mı, siz mi soracaksınız? Tabii ki, buyurun. Yani biz burada öncelikle bu projenin bu bitmesi için biz Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı'na 2 yıl önce sanırım teşebbüse geçtik. Ve iki devletin bu eski eserler komisyonu var. Ona benzer bir dernekle de temas ettik ki bize bir kaynak aktarın da biz işin ucundan başlayalım gibi. Hani bütün diyelim ki bunun maliyeti kabaca yaklaşık 2-3 milyon euro olacağını düşünüyorum. Tam o kesin hesaplar ya da şartname ortaya çıkmadığı için henüz tam rakam söyleyemiyorum. Ama tahmini bedeli diyelim ki bugün 15 milyon gibi bir şey düşünelim. Biz bunun ne kadarını bulursak 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon hiç fark etmez. Bir yerden başlamak, yani bunun bir yerden başlansa arkası gelir. Bu her zaman bilinen bir gerçek. Bundan dolayı biz bu teşebbüse birkaç yıl önce geçtik. Burada Kıbrıs kaynaklarını, hatta Avrupa fonlarından ya da hani ona benzer fonlardan bir destek aramayı, bizim KEY ofisinden, kalkınma ofisine yazılı o teşebbüslerimiz, oraya tam yatırım bütçesini talep etmedi çünkü proje bitmedi. Proje bittikten sonra biz ancak Ankara'dan yatırım bütçesi talep ediyoruz ama projenin bitmesi için gerekli o ilaveyi talep ediyoruz. Evet. Ha. Yani bu işte ahval ortada biliyorsunuz. Son 1-2 yılda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz ve şeyli siyasi kriz, o problemleri. Bundan dolayı da bir aksama var. Şimdi bazıları şunu diyor bize, neden İTÜ bunu kendi imkanlarıyla yapmıyor? Oysa ki İstanbul'daki Teknik Üniversitesi ana merkez, ana kampüsün yani böyle bir mali gücü yok, açık ve net. Yani oranın da kendi birçok ihtiyacını onlar da bir takım dönersen vakıf gelirleriyle yapmaya çalışıyorlar ama onların bile çoğusu bağış üzerinden gidiyor. Maalesef bunu kimse bilmiyor. Hani bizi böyle bir banka, bir holding gibi görüyorlar. Keşke olsaydık. Yani eğer İstanbul'un böyle bir imkanı olsaydı kesinlikle. Yani burayı kimse bizden daha fazla hayata geçmesini isteyemez. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Bunu peki, hayata geçmesi anında, restorasyonu tamamlanması halinde ne olarak değerlendirilecek burası efendim? Yükü Hanım, burayı biz Allah nasip ederse tamamlarsak, öncelikle yeri çok önemli. Bunun tarihi, kimliği, şehir dokusuyla olan ve mausalar özellikle, Kıbrıs'ları da bütün ama mausalar özellikle ne anlam taşını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu sebepten dolayı biz buranın, bu binanın bir kısmını biz kültür sanat faaliyetlerini halka açık kullanmak istiyoruz. Sergilerin, bir takım faaliyetlerin yapıldı. Diğer unsurları da biz burada üniversitemizin burada özellikle idari bloklara ve metrekarelere ihtiyacı var. Ondan dolayı rektörlük ve idari bina kullanımı sıfatını yani fonksiyonu yüklemeye çalışıyoruz. Bu da zaten idari fonksiyonu buraya yüklersek biliyorsunuz bir üniversitede halk en çok idari personelle iç içe olur. Dolayısıyla bu düşündüğümüz fonksiyon yükleme metodu doğrudur. Kısaca rektörlük, idari bürolar ve yani kültür ve sanat faaliyetlerinin işlediği bir yer olacak. Yani bu ortada ama sormak istiyorum, zor bir proje diyebilir miyiz efendim? Valla ben inşaat mühendisiyim. Benim çalıştığımız ekip mimarlar, restorasyon ekibi, piyasada da çok iş yapmış, deneyimli olan birçok kişi, en az bak çok samimi söylüyorum. Bunu insanlar biraz abarttığımı zannediyor ama bizim her restorasyon projesi topa ki ben hepsine de hemen hiç kaçırmadım. Fiili olarak katıldım, oturdum baştan sonuna kadar. Biz hep orada en az 10 kişi ortalama, 10-15 kişi olduğumuz, bazen 20-25 kişi olduğumuz zamanlar da oldu. Yani bu büyük bir proje gibi vardı. Buranın bütün zemin etütleri, malzeme deneyleri hep yapıldı.
Dolayısıyla testleri yapıldı. Statik projesi hakikaten çok zor. Onlar defalarca tartışıldı. Çeşitli konstrüksiyon model çalışmaları farklı farklı senaryolar denendi. Şimdi dışarıdan bakanlar maalesef bunu göremez. Görmesi de beklemiyoruz. Ama bizim birazcık serzenişte bulunduğumuz husus şu. Böyle durumlarda hani eleştirmeden önce ya da İTÜ burada niye bunu yapmıyor, hani ihmal ediyor, yatıyor, uyuyor gibi gerçek dışı beyanları söylemektense gelip bize bir sorsalar. Ya ne oldu? Mesela bakın siz ne güzel geldiniz, bize soruyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ama maalesef biz bu inceliği, bu nezaketi her yerden, her kesimden görmüyoruz. Bizim sadece istediğimiz şey bize sorun ne oluyor? Biz söyleyelim, inanıp inanmamak senin problemin. Ama İTÜ başından beri 7-24 çalışıyor. Bütün gayreti gösteriyor. Hem proje bazında hem finans bulma bazında. Biz hatta burada kendi çabamızla kendi mezunlar derneğimizi de tetikledik. Bir kendimiz bir fundraising gibi bir şey yapabilir miyiz? Bir para toplayabilir miyiz? Onlar da sağ olsun bir gayrete girdiler. Yani her türlü, yani bu bizim açıkçası bizim tek başımıza problemimiz değil. Eğer bunu bir önce hayata geçireceksek hepimizin, sizin, bizim, bizi eleştirenlerin dahi problemi. Bize mümkünse kaynak bulsunlar, bir yardımcı olsunlar. Biz bunu en, yani bana siz bir miktar finans getirip de biz onun üzerine ertesi gün iş yapmazsak %100 haklısınız. Bu İTÜ burada bir iş yapmıyor demek de %100 haklısınız. Ama hiçbir zaman böyle bir durum olmadı. Biz her türlü çabayı gösteriyoruz ama gücümüz bir yere kadar yani. Ama eğer masolar isterse benden banka soymayı bunun için yaparım da yani. Evet. Demek ki efendim şu anda bu tarihi binanın ayakta durabilmesi için 1930'dan beri durmaya çalışan bu tarihi binanın ilk önce bir koruma çatısına mı ihtiyacı var? Yani şu anda inşallah evet. Yayınımızda inşallah. İzlenir. Aynen. Bir takım kaynaklar, aynen. Bir yardım. Bir baba yiğit, bir bağışçı. Çok da değil yani. Birkaç yüz bin liralık bir şey, tabii onun da hemen rakamını kesin söyleyemem. Şu an ama çok ciddi bir şey değil. Yani Kıbrıs'a gönül vermiş. Buranın bir iş adamı. Onun adını ver. Mutlaka onu ödüllendireceğiz, onurlandıracağız onu. Adını bir yere, bir ofise, bir girişi, bir şey mutlaka veririz. Yani buna ihtiyaç var. Yani bu daha ne diyebilirim bilmiyorum yani. Peki efendim. Dilerseniz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin faaliyetlerinden de birkaç cümle evet. Bahsedebilirsiniz. Evet. Biz şu anda bilindiği gibi 2010'dan beri eğitim öğretime başlamış bir kurumuz. Şu anda 3 bölümümüz var denizcilikle ilgili. Ve biz mevcudumuz 400 civarlarında, 450-350 o civarlarda seyrediyor diyelim. Ama güzel taraf 55 tane mezun verdik. Öğrencilerimiz seyri seferde. Çok gururluyuz, mutluyuz. Biz yabancı diller eğitimini burada alıyorlar. 115 civarında bugün bu yıl kayıtlı öğrencimiz var. Biz buranın projesini bitirdik. Nausa'nın yani ruhsatını aldık. İhale CD'si cebimizde. Yaklaşık da bir buçuk yıldan fazla fiil olarak yine finansı yatırım bütçesini bekliyoruz. Eğer oradan para aktarıldığı anda biz hemen bir ay içinde bugün para gelse hani biraz bir şey var biliyorsunuz askıda kalı ihale süreci. Evet. Yani bir ay sonra Allah'ın izniyle kazmayı vururuz buraya. Bu var. Yeni Erenköy asıl büyük ana kampüsümüz o. Orada büyük heyecan taşıyor. Onunla ilgili bir takım çalışmalar da yapıyoruz. Yani herkes şunu bilsin ki yani İTÜ eğitim artık kampüs bazında her türlü gayreti gösteriyor ama bunun dışında da biz bilen biliyor tabii bizi Kıbrıs'ta. Bir Kıbrıs'ın faydasına, devletin bekası için, toplumun faydası için, yükselmesi için biz gerçekten çok farklı teşebbüslerde bulunuyoruz. Daha hiç mevzusu olmayan, düşünülmeyen birçok faaliyetin biz teşebbüsündeyiz. Bu da bilinsin. İnşallah yakında da sonuçlanırsa müjdeli haberleri vereceğiz. Efendim, yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.